Merhaba değerli dostlar, Hollandaca Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Haben yardımcı fiilini göstermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Haben yardımcı fiili anlam olarak var ya da sahibim vardır ya da sahiptir gibi öznenin durumuna göre değişkenlik gösteren Haben şeklinde de yazılabilen sahiplilik belirten yardımcı fiildir deyip hemen ilk örneğimize geçelim diyorum. Değerli arkadaşlar, ilk örneğimizde öznenin birinci tekil hali olan Ich habe das Auto. The artıklını biliyorsunuz. Auto araba demek. Ich ben demek. Auto araba olduğuna göre yardımcı fiilini eklediğimizde ben sahibim araba. Tam olarak Türkçe'ye çevirdiğimizde ise arabam var. Ben arabaya sahibim anlamına geliyor. Öznenin birinci tekil halini ele aldıktan sonra dostlar şimdi de hemen soru haline bakalım. Have you the auto? Have you the auto? Dediğimizde ise arkadaşlar tamamen hep soru haline dönüştüğü için sahip misin arabaya? Ye öznesinde sen olduğu için sahip misin sen arabaya? Yani araban var mı? Değerli arkadaşlar, Hollandaca'nın temel fiillerinden olan haben'ı sağlam bir şekilde öğrenirsek sonraki konularda da çok rahat bir nefes almış oluruz diyebilirim. Olumsuzluk halinde ise arkadaşlar Ney, ich hab kein Auto ya da Ney, ich hab kein Auto. Değerli arkadaşlar, Ney, hayır demek, ich ben demek, hab kein Auto, araba sahibi değilim. Arkadaşlar burada nicht kullanılmıyor çünkü öznede ya da cümlede bir hareketsizlik olduğu için kein kullanılır. Eğer öznemiz hareketli bir fiile tabi olsaydı yani mesela Ich hab gewerkt deseydik, burada werk çalışmak fiilinin geçmiş hali gewerkt olarak karşımıza çıkıyor. Orada nicht kullanırdık. Bir eşyaya, bir zaman dilimine, bir duyguya sahip değilseniz yüklemden önce kein kullanabilirsiniz. Ya, ich hab ein Auto. Evet, ben bir arabaya sahibim. Burada sahiplik belirten hab ein Auto, bir arabaya sahibim demek. Ich de ben demek. Yani tam olarak Türkçe'ye çevirdiğimizde evet benim arabam var ya da benim bir arabam var. Değerli arkadaşlar, şimdi de birkaç basit örneklerle videomuza devam edelim diyorum. Aşağıdaki cümlelerin Hollandacasını bulup yorumlara yazalım. Evet dostlar, sizden bu cümlelerin Hollandacasını yorum olarak aşağıya yazmanızı ya da yorum bölümüne yazmanızı istiyorum. Birincisi arabam yok, ikincisi evim var, üçüncüsü zamanım yok, dördüncüsü dersin var mı? Beşincisi iştahım yok, yeterince zamanım var şeklinde cümleleri Hollandacasını yorumlara yazarsak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, öznenin birinci tekil haline baktık. Şimdi de öznenin ikinci tekil hali olan ye, yani sen. Ye hebt Hoftpein. Hoftpein baş ağrısı demek. Hep Hoftpein baş ağrısı var. Ye senin baş ağrın var. Evet değerli dostlar, öznenin ikinci tekil halinde ele aldıktan sonra şimdi de Hey heft Hoftpein. O. Hey demek. Hoftpein baş ağrısı demek. Heft var ya da sahiptir. Peki tam olarak Türkçe'ye çevirecek olursak yani onun başı ağrıyor. Hey, heft, hoft, pain. Onun başı ağrıyor. Şimdi de arkadaşlar bayanlar için kullanılan zay öznesine bakalım. Zay, heft, hoft, pain. Onun, o bayanın başı ağrıyor. Yani zay o demek. Heft var demek. Hoft, pain baş ağrısı. O bayanın başı ağrıyor. Şimdi de arkadaşlar hat cansızlar için kullanılan hat öznesine bakalım. Hat o demek yani o kedi, o köpek, o ağaç diye düşünebilirsiniz. Hat heft Hoftpein. Hoftpein baş ağrısı, heft var ya da sahiplik bildiren yardımcı fiil. Hat de o öznesi demek. O halde onun başı ağrıyor şeklinde tercüme edebiliriz. Değerli arkadaşlar, Nederlandslayer'ın kanalı olarak size sunmuş olduğumuz bu videoların daha kaliteli, daha faydalı olabilmesi için bize destek olmanız yeterli olacaktır. Bunun için abone değilseniz lütfen abone olun. Beğendiyseniz like atmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum.
Ve Heben Hoffmann bizim baş ağrımız var. Yani başımız ağrıyor. Arkadaşlar ve çoğullarda öznenin birinci çoğul hali olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz demek. Şimdi de Juli siz demek. Bunlar için arkadaşlar haben kullanılır. Yani ve Juli ve sei için her zaman haben kullanılır. Juli haben Hoffmann sizin baş ağrınız var. Yani başınız ağrıyor. Juli haben Hoffmann sizin baş ağrınız var. They haben Hoffmann ya da the haben Hoffmann onlar haben onların var. Nesi var? Hoftpine yani baş ağrısı var. O halde they onlar yani burada onların anlamına geliyor. Hoftpine baş ağrısı, haben var. Yani onların başı ağrıyor ya da onların başları ağrıyor ya da onların başı ağrıyor gibi tercüme edebiliriz. Değerli arkadaşlar, şimdi de soru cümlesi nasıl kurulur? Olumlu ve olumsuz cevap nasıl verilir? Ona birlikte bakalım. Have you Hoftpine? Ja, ich hab Hoftpine. Nee. Ich habe kein Hoftpein. Başın ağrıyor mu? Evet, başım ağrıyor. Hayır, başım ağrımıyor. Anlamına geliyor arkadaşlar bu yazdığım Hollandaca cümleler. Have you Hoftpein? Senin başın ağrıyor mu? Ja, ich habe Hoftpein. Evet, benim baş ağrım var. Nee, ich habe kein Hoftpein. Hayır, benim başım ağrımıyor. Değerli arkadaşlar, bir sonraki cümlemiz ise yine öznenin İkinci tekil hali olan ama saygı ifadesi olarak kullanılan ü ile hebt ü Hoftbein. Bakın arkadaşlar, sizin başınız ağrıyor mu? Ja, ich hab Hoftbein. Evet, benim başım ağrıyor. Nee, ich hab kein Hoftbein. Hayır, benim başım ağrımıyor. Arkadaşlar, ü tıpkı y gibi sen anlamına gelir ama Hollandalılar bunu kibarca siz olarak kullanır. Değerli arkadaşlar, ben ve sen öznesi yani ik, yey ve ü öznelerinden sonra şimdi de hay yani erkekler için kullanılan o zamirine bakalım. Heft, hay Hoftbein, onun başı ağrıyor mu? Ya, hay Heft Hoftbein, evet onun baş ağrısı var. Ney, hay Heft kein Hoftbein. Yine arkadaşlar zay yani o bayan heft zay Hoftbein onun başı ağrıyor mu? Ya zay heft Hoftbein o bayanın baş ağrısı var. Ney zay heft kein Hoftbein hayır o bayanın başı ağrımıyor. Değerli arkadaşlar haben yardımcı fiiliyle ilgili olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini birlikte görmüş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Hemen şimdi de arkadaşlar öznenin çoğul hallerine göre haben yardımcı fiiline bakalım. Haben ve Hoftbein bizim başımız ağrıyor mu? Ja, wir haben Hoftbein. Nee, wir haben kein Hoftbein. Ja, wir haben Hoftbein. Evet, bizim başımız ağrıyor. Nee, wir haben kein Hoftbein. Hayır, bizim başımız ağrımıyor. Ya da bizim baş ağrımız yok. Evet dostlar, soru cümlesi nasıl kurulur? Olumlu ve olumsuz cevap nasıl verilir? Juli yani siz yani öznenin ikinci çoğul hali. Haben Juli Hoftbein? Sizin başınız ağrıyor mu ya da sizlerin başı ağrıyor mu? Ya Juli haben Hoftbein? Evet sizlerin başı ağrıyor. Ney Juli haben? Kein Hoftbein. Hayır sizlerin başı ağrımıyor. Sizin baş ağrınız yok. Evet arkadaşlar, kanalımı beğendiyseniz lütfen videoya bir like bırakmanız yeterli olur diye düşünüyorum. Haben Sie Hoftbein arkadaşlar, Sie ve Sie öznenin çoğul üçüncü hali için geçerli olan Hollandaca bir zamirdir. Haben Sie Hoftbein, onların baş ağrısı var mı? Ja, Sie haben Hoftbein, evet onların baş ağrısı var. Nee, Sie haben kein Hoftbein, hayır onların baş ağrıları yok. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, buraya kadar videoyu izlediyseniz
Çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tot folgende keer.